Herkese selamlar. Yeni bir vlogla sonunda karşınızdayım. Bir süredir vlog çekmiyordum. Yani çekiyordum ama böyle normal gündelik vloglar çekmiyordum. Daha çok ders çalışma günlüğüm gibi oluyordu. Ve bence fark etmişsinizdir diye düşünüyorum yeni kamerayı. Yeni bir vlog kamerası aldım. Çok mutluyum bu yüzden. Instagram'da zaten göstermiştim. Yeni vlog kamerası için de yeni vlog için de inanılmaz mutluyum. En sevdiğim dondurma resmen küçüklüğümden beri Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmasıdır. Ya hiçbir şeye değişmem ya. Müthiş bir dondurma değil mi sizce de? Ne düşünüyorsunuz? Ders çalışıyorum ama bu vlogda ders göstermek istemiyorum. Çünkü siz muhtemelen bunu benim sınavım bittikten sonra izleyeceksiniz. Sınava kalan bu iki haftada da çektiğim videoyu montajlamayı pek istemiyorum açıkçası. Onun yerine birazcık daha ders çalışmak istiyorum. Ama videoyu işte sınav biter bitmez montajlayıp atarım. Yeni video attım. Ona gelen yorumları cevaplıyorum. Bir yandan. Bugün buradayız. Bayramı bu arada burada geçireceğiz. Burada gerçekten güneşin batışı ve bulutlar çok güzel gözüküyor. Ve genellikle çok belirgin oluyor. O yüzden size de birazcık göstermek istedim. Şu salak sesi unutun. Ben arkaya şimdi güzel bir müzik koyarım. Bu arada bu videoyu izleyenler için tam şu koltuğun orada bir fotoğrafım gelecek Instagram'a. Hatta belki gelmiş bile olabilir. Bu videoyu izleyenler Instagram'da o fotoğrafı bulup altına yorum yapsınlar. Bir tek biz anlayalım. Would you still love me the same? If it just for life, yeah, would you stay by my side? Are you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, baby, would it be alright? Come on, show me that you know. Herkese günaydın. Bugün bayram. Herkese buradan iyi bayramlar. Tabii siz bir 20 yıl sonra izleyeceksiniz bu videoyu ama olsun. Ben şimdi banyodan çıktım. Saçımı tarayacağım, giyineceğim, kurutacağım. Ondan sonra kahvaltı edeceğiz. Bugün bayram dediğim gibi. Ama çok fazla böyle gidecek, gezecek yerimiz yok. Bir tek dedemlere gideceğiz bir. Zaten diğer dedemler de bize gelecek, buraya gelecekler. Onlarla birlikte burada olacağız. Öyle bir gün bizi bekliyor. Zaten sizle de paylaşacağım. Bol bol da sohbet ederiz. Dün edemediklerimizi bugün ederiz. Yanıma burada başka saç bir şeyi getirmedim. Saç kremlerimden falan. Heyecanlandı. Şimdi ben yanıma böyle bir çanta getirmiştim. Elim açıkçası ilk gelenlere attım. Aynen böyle hazırlanmış bir çantaydı. Şimdi hızlıca hazırlanıyoruz. İlk olarak Blistex Matte Plus'ımızı süreceğiz. Farmasinin fondötenini kullanacağım. Bu farmasinin fondötenini ben bir videomda da göstermiştim zaten. Ya böyle yapısı asla kalın değil. Asla böyle fondöten durmuyor.
göz altı kapatıcımı elimle dağıtacağım. Bu arada üzerinden zaman geçmiş olsa da siz bayramda ne yaptınız? Aşağı yorumlara bekliyorum. Siz de benim gibi böyle evde miydiniz? Akraba gezmesinde miydiniz? Benim çok akraba gezmem olmayacak. Ama yoksa tatilde miydiniz? Havuz, deniz, kum, güneş miydi? Pudra geçiyorum. Şöyle bir her yere değil, göz altıma. T bölgeme. MAC'in Harmony allığını alıyorum. Özellikle katlanma bölgeme şöyle geçiyorum. Yanıma hızlıca şu The Balm'ın Mont Balm far paletini atmıştım. Şuradaki parlak rengi alacağım. Yeni vlog kamerası hakkında ne düşünüyorsunuz? Kalitesi nasıl videonun? Sizi tatmin ediyor mu? Maskara olarak L'Oreal'in. Yeni çıkmış bu galiba ya da yeni çıkmadıysa bile benim yeni haberim alıyor. Zaten inceleme videosunda da söylemiştim ben bunu elimden düşürmem diye. Ki keza da öyle oluyor. Bakın bu bir devrimdir. Çünkü ben ismi allık olan bir şeyi yalnız başına uyguluyorsam. Son olarak da MAC'in Modesty Rouge'unu. Bir merhaba deyin. Siz mi? Dur bir dakika bana da. Merhaba, iyi bayramlar. Herkese, Türkiye. Merhaba, iyi bayramlar. Evet, gezecek yerlerimiz tükendiğine göre çok gezdik. Kamera için çok mutluyum gerçekten. Hani ben vlog çekmeyi çok seviyorum ve benim de vloglarım çok fazla izleniyor, seviliyor. O yüzden ben hani şart koydum kendime yeni bir vlog kamerasına. Ve direkt aldım. Normalde sınav bitince almayı falan düşünüyordum. Bir 15-20 gün sonra. Ama aldım. Alır almaz da işte ertesi gün vlog çekmeye başladım. Çünkü ben de çok keyif alıyorum. Ve hani sizin de izlerken keyif almanız çok mutlu ediyor beni. Gittikçe gün geçtikçe hem içerik olarak hem ekipman olarak daha iyi olmaya ve karşınıza daha iyileriyle çıkmaya çalışıyorum. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki nesimize. Orada her kimin neysen, belki sevgilin neysen, söyle kumralım için sızlamaz mı? Bugün de şu anda bulutlar yine çok güzel. Yine müthiş ama biraz yağmur yağacak gibi. Burada bizim bir tane bulutumuz var. Biz ismini Bulut koyduk. Biz burada köpek maması bulunduruyoruz zaten. Çünkü burada köpek gelebiliyor. Çok köpek olabiliyor. O yüzden biz de evin ön kısmına koyuyoruz. Hani köpekler gelince yiyebilsinler diye. Sonra biz Bulut'u gördük bir 5-6 ay önce. Hatta belki birazcık daha eski. O zamandan beri işte alıştı bize. Aa, burada. Merhaba Bulut. Senden bahsediyordum biliyor musun? Size Bulut'u da göstereyim. Bulut şimdi kocaman oldu. Buralarda takılıyor. Hala bence çok zayıf. Burası esmeye başladı ve zaten yağmur da yağıyor ama ben hızlıca size biraz burayı göstereyim. Geçen yılki bir videomda zaten göstermiş olmam gerekiyor. Ama hani neler değişmiş falan bilmiyorum. Ne kadarını gösterdim de tam hatırlamıyorum. Ama şöyle bir hızlıca bir ev turu. Şura evin girişi. İki taraflı bir girişi var. Burası yan bahçe. Şurada arkamda bir barbekü var. Burada arka depo bizim. Arka bahçeye doğru geldik. Şurada ıvır zıvırlar var. Çöp. Onun dışında şurada odun kesme şeyi. Tahtası mı denir? Ne denir? Burada soğanlar. İşte maydanozlar. Arka taraftan başlıyor. Şöyle ağaçlar var. Burada diğer yan taraf. Burada da bir bank var. Buralarda biberler falan var. Salatalıklar var. Daha bahçenin sezonu yeni yeni başlıyor. Şöyle belgesellik bir çekim yapayım.
Burası arka taraf böyle devam ediyor. Çeşitli şeyler var. Ben çok hakim değilim bahçeye açıkçası. Şöyle. Onun dışında arkamda olgunlaşmış vişneler. Çok güzel gözüküyorlar. Sonra bahçeden çıkıyoruz. O kadar çok yağmur yağdı ki çimenleri bile öldürdü aslında yağmur. Fazlası zarar çünkü. Çok dengesiz yağdı bir de. Dur. Gel. Nasıl sevdiriyor? Evet. Buraya bak, buraya. Bak oyun, onun oyunu bu işte. Maya. Keyif mi aldın? Maya. Bir kameraya poz ver. Maya. Şu an ne hazırlıyorsun baba? Bir yandan yiyerek. Salata. Yani sen ne yapıyorsun? Ben işkembe çorbası yapıyorum. Afiyetle yiyeceğiz. E tam olarak şey, tarifini verelim. Dur ben hemen tarifini veriyorum bir dakika. Gidiyorsunuz, Knorr'un işkembe çorbasını alıyorsunuz. İçiyorsunuz. Burası da mor koltuklar. Aynen aynen. İyi bayramlar dileğin var mı? Herkese iyi bayramlar diliyorum. Duygucum beni şimdi çekiyor. Baba salata yapıyor. Ne yapıyorsun anneanne? Bu arada evin bir üyesi eksik. Beni daha önceden takip edenler bence fark etmiştir. O da ablam. Ablam Kaş'ta, Antalya'da arkadaşlarıyla birlikte. Ona buradan selam gönderiyorum. Hiç kıskanmıyorum asla. Denizde olmasını, şu an muhtemelen denizdedir. Kıskanmıyorum. İşte 15 gün falan kaldı ya. Ne kaldı ki yani? 2 hafta kaldı şurada. Ondan sonra inşallah ben de tatile geçiş yapacağım. Şu ana dek hani hep kendimi dönem dönem bazı şehirlere yakın hissettiğim oldu. Mesela sene başında İzmir'e çok yakın hissediyordum kendimi. Sene ortasında İstanbul'a bu yakınlığım arttı. İstanbul olacak falan diye düşünüyordum. Şu anda da mesela Ankara olacak gibi düşünüyorum. Dönem dönem değişiyor hissiyatlarım. Ama hiçbir zaman kesin konuşmadım. Çünkü hani hiçbir şeyde kesinlikle bu olacak dememek lazım. Hayatın sana getirileri farklı olabiliyor çünkü. O yüzden hayırlısı olsun dedim her zaman. Hala da öyle diyorum. Hatta yani çok garip geliyor. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman ben çoktan sınavdan çıkmış olacağım. Onun için ayrı bir heyecanlıyım. Nasıl geçti acaba? Hiç bilmiyorum. Çilek mi o? Hmm. Bahçemizin çileği. Bahçenin mi? Taze. Al şuna idare et, bir daha büyük taş atmayalım. Al bak. Görüyor musun ne atıyor? Evet. Hakan İlmice'ye karşı Hakan'ın 4 İlmice'nin uçaklığı var. Sonra önce gelmek, erken gelmek... Bu vlogun artık burada sonuna geliyoruz. Öncelikle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyifli olmuştur. Yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hem video ile ilgili hem de kamera ile ilgili yorumlarınızı merakla bekliyorum. Şimdi makyajımızı çıkarmaya gidiyoruz. Yanımda bunu getirdim. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.